Merhabalar efendim, iyi günler diliyoruz, mutlu haftalar diliyoruz, iyi bir haftayı karşılamış olmanızı diliyoruz. Artık baharla kış, kışla yaz yer değiştirdi bildiğiniz gibi. Ama Mersin böyle sıcakla soğuk arası özlediği serinliği, hatta Akdeniz'in büyük bir bölümü özlediği serinliği hafta sonunda yaşadı. Havada oksijen daha çoktu. Böyle ağaçlar falan yıkandı, doğa kendini bir temizledi. İyi bir hafta sonuydu. İyi bir haftaya başlamış olalım inşallah. İşimiz gücümüz de rast gitsin. Güzel güzel işlerimizi yapalım, evimize gidelim. Huzurla, mutlulukla, bereketle geçireceğimiz bir hafta olsun değerli izleyiciler. Bizler bu dileklerdeyken elbette ki siyasi arenada farklı şeyler gündemde artık. Nasıl şeyler gündemde? Bu hafta gündemi çalkalayan konu CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesiydi elbette. Bu gündemi çalkalarken geri planda aksine çok fikirler iddia edilen ve yaratacağı tehditler için dikkatlerin çekildiği bir konu var ki değerli izleyiciler, bunu önümüzdeki günlerde bir konuğum eşliğinde çok detaylı işleyeceğiz. O da iklim kanunu. İklim kanunu ile ilgili olarak bizi o kadar korkutuyorlar ki ve hiçbir hükümet yetkilisi, kabineden hiçbir bakan, hiçbir hükümet sözcüsü çıkıp da demiyor ki bu sosyal medyada, bu gazetelerde yazılan, çizilen gibi bir şey değil, bununla şunu amaçlıyoruz. Ama sosyal medyaya baktığımızda kıyametin alameti gibi. Çocuğunuza el koyacaklar, evinize el koyacaklar, paranıza el koyacaklar, arabanıza, toprağınıza el koyacaklar. Nedir bu? Nereye gidiyoruz? Neyin planıydı bu? Niçin bu korkunun salınmasına izin veriliyor? Bunun iç yüzü nedir? İklim kanunuyla ne amaçlanıyor? İşte büyük ihtimalle çarşamba günü bu konuyu sürmanşette masaya yatırmaya çalışacağız. Şimdi bugünün en önemli maddelerinden birisi, sonra yine Özgür Özel ve Sayın Cumhurbaşkanı görüşmesine geleceğim. Sayın Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı'nda kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Yaklaşık olarak saat 15'te gerçekleştirilmesi bekleniliyor. İşte seçimlerde, özellikle yerel seçimlerde muhalefet tarafından daha çok dillendirilmeye başlanılan bir konu vardı ki bu hep yakındığımız bir durumdu tabii ki. Artık atanamayan değil, atanmayan öğretmenler konusu denildi muhalefet tarafından. Gazetelerde öyle yazıldı, çizildi. Atanmayan öğretmenler konusu ve hangi branşlarda atamaların yapılacağı ve de ekonomik ayrıntılar, ekonomik tedbirler, saat 15'te Sayın Cumhurbaşkanı Başkanlığı'nda gerçekleşmesi beklenilen kabine toplantısının en önemli maddeleri değerli izleyiciler. Muhakkak ki her seferinde olduğu gibi ya hükümet sözcüsü Ömer Çelik tarafından ya da herhangi bir bakan tarafından ya da Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabine toplantısının sonuçları basına ve kamuoyuna deklare edilecektir. Büyük bir ihtimalle günün en önemli gündem maddelerinden birisi bu. Şimdi kabine toplantısı 2 haftalık aradan sonra mı tekrar toplanmış olduk? Evet, 2 haftalık aradan sonra. Şimdi kabine toplantılarında önceden de önceki hükümetler deyince de çok enteresan oluyor değerli izleyiciler. 2-3 yıl önceki gibi değil yani 20-22 yıl önceki hükümetleri kastetmiş oluyoruz. Daha önceleri kabine toplantısı yapılmadan önce yine ilgili bakan işte hangi konu ele alınacaksa turizmle ilgili mi bir revizyon yapılacak. Turizm Bakanı kabine toplantısı öncesinde açıklama yapardı ve ülke basınını davet ederdi. Bu konuyu incelemeye, irdelemeye, yazmaya, hazır olmaya davet ederdi. Sonrasında kabine toplantısı başlamadan önce fotoğraflar deklare edilirdi basına. Son dakika fotoğraflar deklare edildi. Kimin katıldığını, kimin katılmadığını çok iyi bilirdik biz. Ama şimdilerde işte toplantı yapılacağı gün şu konular ele alınıyor, deniliyor, bitiyor. Değişmeyen bir gelenek var ki o da kabine toplantıları sonrası yapılan açıklamalar. Kamuoyunun bu konuya ihtiyacı var. Sağlık personeli de atanacaktı. Bu geçen ayın konusuydu. Daha doğrusu 3 hafta öncenin konusuydu. Bakalım o konuda ne gibi tedbirler alınacak. Şimdi anayasa değişikliği konusu gündemden hiç düşmüyor, düşmeyecek de. Zaman zaman AK Parti ile ilgisi olan ama üst düzey görev almayan kişilerin ağzından da anayasa değişikliğinin sivil bir anayasa ihtiyacının dile getirildiğini biliyoruz. Ancak burada dikkat etmemiz gereken şey ya da düşünmemiz gereken şey
denge denetleme sistemi kurulabilecek mi, kurulmayacak mı? Gerçekten çok önemli tarihçiler, İlber Ortaylı da bunlardan birisi, çok önemli gazeteciler, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacının olmadığını söylüyor. Çünkü Sayın Numan Kurtulmuş bu konuda bir tur gerçekleştirdi biliyorsunuz. Partilerin genel başkanlarıyla görüştü. Bir takım temaslarda bulundu ve bu konunun meclisten geçmesi için destek istemesine çok gerek yok da koltuk çoğunluğu zaten AK Parti'de hayda hayda geçecektir. Ancak öncesinde ve sonrasında bu konunun bir muhalefetle yıpratılmaması için ve hükümetin de biraz yumuşama politikasına bağlı olarak biz de bakanlarımızı sürdük artık sahaya. İşte bakın olur alarak görüşülerek temaslarla ya da AK Parti dışında ve küçük ortak MHP dışında diğer partilerin de görüşünü aldık cümlesine sığınmak adına bu anlamsız, bu lüzumsuz tur yapıldı. Sonuçlar deklare edildiğinde aslında Sayın Numan Kurtulmuş'un bu ziyaretler esnasında çok savunma geliştiremediği, çok yerli yerinde cümleler kuramadığı, sadece şuradan bakacak olursak Özgür Özel'in demeciyle bile onun yanında durarak müthiş ezildiğini gördük. O sebeple AK Parti bu durumu hedeflemiş durumda. Adalet ve Kalkınma Partisi hukukçulardan yükselen seslere de kulağını tıkamış durumda. Bizim anayasaya ihtiyacımız yok diyor hukukçular ve baro başkanları. Bizim anayasanın denge ve denetleme sistemini işletmeye ihtiyacımız var diyor. Bunu ne kadar dikkate alacaklar, ne kadar dikkate alamayacaklar bilemiyoruz sevgili izleyiciler. Şimdi ekonomi konusu bugün bakanlar kabine toplantısında ele alınacak ama değişik bir durumdayız. Artık tıkanık durumdayız. Enteresan ötesi bir durumdayız. Bir yıl önce işte 1 milyonum vardı. Kenara koydum. İşte çocuğumun evliliğidir, okumasıdır, şudur budur. Ya da kenara koydum. Bir araba alacağım diye kenara koydum. Günü geldiğinde biraz daha biriktiririm, bir şeyler alayım. Ev alamıyorsunuz. Araba alamıyorsunuz. 1 milyonunuzu kaybediyorsunuz. Vakti zamanında kenara bir para koyduysanız o para şimdi yok. Bu ekonomik döngünün içerisinde Bakanlar Kurulu'ndaki bugün ekonomiyle ilgili tedbirler hangilerimizin toprak değerini, gayrimenkul değerini, bankadaki birikim değerini düşürecek bunu bilmiyoruz. Ancak müthiş bir sıkışıklık ve müthiş bir anlamsızlık içerisinde devam ediyor bu durum. Siyasi erk bildiği yolda ilerlemeye devam ediyor. İlginç bir tablo var ortada. Cebimizdeki para, bankadaki yatırımımız, her şeyimiz yavaş yavaş değer kaybediyor. Yok olmanın diğer adı gibi değerli izleyiciler. İlginç bir durum daha vardı. O da gündemde kendisine yer buldu. Oldukça yer buldu. AK Parti kaybettiğinin farkında diyor. Herkes diyor bunu. Siyaset bilimciler diyor, CHP diyor, gazeteciler diyor, tarafsız gazeteciler söylüyor, halk söylüyor. Ama bundan çok daha önemli bir cümle var ki. CHP kazandığının farkında değil. AK Parti burada çok önemli bir niyet taktiği gerçekleştirdi. Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Cumhurbaşkanı'nı bir arada göremezdik. Çok az görürdük ya da. Özel davetler ve de bir takım resepsiyonlar hariç. Sayın İmamoğlu aylardır randevu istemesine rağmen verilmedi. Sayın Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olmasıyla birlikte CHP kendi iç dinamiğini yeniden ayağa kaldırmayı başardı 40 yıl sonra ve AK Parti çok güzel bir taktik uyguladı burada. Takdir etmek lazım, alkışlamak lazım. Sıra bekleyen, rezervasyonunu yaptıran İmamoğlu'ndan önce Sayın Özgür Özel'i Sayın Cumhurbaşkanı davet ederek Kılıçdaroğlu'ndan
çok da farklı, işte dedikodulara dayanarak bunu söylüyoruz tabii ki, böyle fısıltı gazetelerine dayanarak bunu söylüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte 20 yıldır icraat zayıflığıyla ve de pasivize oluşuyla aslında AK Parti'ye çalıştığı gibi bir tez öne sürülmüştü. AK Partili olmaktan çok da farkı yoktu bunun denilmişti. Şimdi Özgür Özel'le fotoğraf veren Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti'nin, özellikle şunu söylemek istiyorum, AK Parti'nin sosyal medya trolleri işte Kılıçdaroğlu, işte Özgür Özel. Kılıçdaroğlu'nda biat yoktu, mücadele vardı. Özgür Özel'de biat var, mücadele ruhu daha başlamadan bitmiştir. CHP kazandığının farkında değil. Bu kadarını söylemek lazım. Diğer programlarımızda da söylüyorduk. Bir parti genel başkanının, herhangi bir belediye başkanının, özellikle Ankara, İstanbul, İzmir gibi, Kayseri gibi, Adana gibi, Mersin gibi, önemli kilit şehirlerimizin, Antalya gibi belediye başkanlarının ya da parti genel başkanlarının Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte olması, görüşmesi, fotoğraf vermesi, huzuruna çıkması ne huzura çıkanı küçültür ne de Sayın Cumhurbaşkanı'nı büyütür. Bu siyasetteki yumuşama sinyalleri farklı değerlendiriliyor sosyal medya tamponları tarafından ve de trolleri tarafından. CHP burada çok akıllı bir taktik geliştiremez ise tabanın artık şikayet sesleri yükselmeye başladı. Çünkü bu konuda bu fotoğraflarla, bakın, AK Parti mi kaybetti, CHP mi kazandı? Arkadaşlarım ekrana yansıttı. Bu fotoğraflarla CHP tabanının tekrar tepki yoğunluğu başlatılacaktır ve bir yıpratma politikası muhakkak ki uygulanmış olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve de Adalet Kalkınma Partisi'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en çok korktuğu, en çok mesafe koyduğu, siyaseten korktuğu isimlerden birisi Sayın İmamoğlu. Sayın İmamoğlu. Ve tüm demeçlerde biz diyen Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra ben demeye başladı. Şimdi Özgür Özel'e sen Cumhurbaşkanı adayı olmalısın pompası mı yapılıyor ya da bu egoya mı sokulmaya çalışılıyor? Ancak CHP gerçekten eğer İmamoğlu ve Yavaş desteğini, Yavaş avantajını çok iyi kullanabilir ise en önemli kartını oynamış olacak. Ama Sayın Kılıçdaroğlu zamanındaki gibi ben merkezci bir zihniyet yaratmaya çalışan AK Parti'nin fotoğraflarına istinaden daha şimdiden kazanmamış da kaybetmiş bir partinin lideriymiş gibi platformlarda ve de forumlarda yer almaya başlarsa Özgür Özel, artık onu bu yerel seçimde neredeyse zirveye çıkaran seçmen teker teker çözülecektir. Bu arada elbette ki Diyanet İşleri Başkanı'nın Arapça bilmemesi ayrı bir konu. Arapça bilmeyen kafirdir nidalarıyla verilen geçmişteki demeçler ayrı bir konu. Bunlar dış basında da konuşuluyor. Mesela bir Suriye gazetesinde ve Suudi Arabistan gazetesinde Diyanet İşleri Başkanımızın yurt dışı gezilerinde kullandığı ultra lüks bir cipin fotoğrafları yayınlandı. Bu konuda da bir yorum gelmedi. Biz şurayı kaçırdık. Makbul olan Arap'tır zihniyetini üstün kılmaya çalıştık. Makbul olan Arapçadır zihniyetini üstün kılmaya çalıştık. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim Arapça ile yazıldığı için Arapça kutsaldır dedik. Şimdi buradan şu soru çıkıyor. İngilizceye çevrilmiş bir Kur'an-ı Kerim kutsal değil mi? Fransızcaya çevrilmiş bir Kur'an-ı Kerim kutsal değil mi? Makbul olan Arapça mı? Arap ırkı mı yoksa Kur'an-ı Kerim mi? Eğer böyle düşünüyorsak Diyanet İşleri Başkanı'nın Arapça bilmemesi benim için ve de bu konuyu ılımlı karşılayan hiç kimse için bir sorun teşkil etmiyor. Eğer bunun tersini yıllardır öğütlediklerini düşünecek olursak %1 milyon sakıncalı. Hoca verir talkını kendi yutar salkımı misali. Arapça. Londra Atatürk bile Elmalı Hamdi yazara ne demiş? Lütfen çevirttiğiniz Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye. Bunu bile yanlış anlattınız yıllardır kamuoyuna. Kur'an-ı Kerim Türkçe'ye çevrildiği için
O emir sayın çok kıymetlimiz. Atatürk'ümüz zamanında verildiği için yıllarca Atatürk'ü kafir ilan ettiniz. Arapça Kur'an'a dokunmaya imtina eden bir adamdır dediniz. Arapça bilmiyormuşsunuz. Arapça, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Farsça, Latince, Rusça, Romence. Atatürk tam 9 dil bilen bir devlet adamıydı. Bilmem anlatabiliyor muyum? Çünkü bu kitabın anlaşılması, bu kitabın yayılması için kendi dilinde Kur'an-ı Kerim'i okuyan insanlarımızın da olması lazım. Öyle mi? Hepimiz Arapça bilmek zorunda. Hangi Arap Türkçe öğreniyor? Ülkedeki Suriyelilere bakın. Bazen giriyoruz bir yere, bir iş yerine, Suriyeli'ye ait bir iş yeri fark ediyoruz ama kaçınılmaz bir durum var ise anlaşılıyor. Değil mi ki neden Türkçe öğrenmiyorsunuz? Biz bilmiyor diyorlar, geçiyorlar. Bilmiyor. Ben neden Arapça öğreniyorum? Kendi dilime çevrilsin, okuyayım. Öyle değil mi kutsal kitabımı? Şimdi din denilen olgu siyasiler tarafından kullanılırsa, biraz kara mizah yapalım. Siyasiler tarafından kullanılırsa farklı bir kaynak olarak karşımızda duruyor değerli izleyiciler. Çok farklı bir kaynak olarak karşımızda duruyor. O zaman din din olmaktan çıkıyor. Ne kadar doğru olur söylemem bilmiyorum ama doğru olur. Her yerde yazılıyor, çiziliyor, konuşalım. Yani evet, siyasiler tarafından kullanıldığında ve dinin algıyı güçlendirici yönünü insanoğlu keşfettiğinden beri suistimali açık bir konudur. Dinle inanç farklı şeylerdir. Sadece İslam dinine ait olan kişiler inançlıdır, Hristiyanlığa ait olan kişiler inançsızdır görüşü değil. Fakat öyle bir durum var ki yasak bir ilişkiden doğan bebeğinin Tanrı'dan olduğuna inandırdılar. Adı da Meryem Ana oldu. Yani din nelere muktedir bakın. Muteber olan ne dildir, ne dindir? Kutsal kitap. Her dinin kutsal kitabı muteberdir ve her ülke insanının da kutsal kitabını kendi dilinde okumak gibi bir lüksü yok, ihtiyacı vardır değerli izleyiciler. Çünkü en önemli toplum anayasasıdır Kur'an-ı Kerim. Gerçekten inançla, sarih niyetle okuyan için böyledir. Ne cenneti var ne cehennemi var, ne hurisi var ne nurisi var. Şimdi bir taraftan bir şarkıda, bir türküde müstehcen bir şey var diye ya da bir sahne sanatçısı açık giydi diye neler yaşandı, neler yaşandı geçen sene bu ülkede. Biliyorsunuz değil mi? Ama hacıları, hocaları bu ülkenin çıktı dedi ki cennette kadınlara nur vereceğiz, erkeklere de huri vereceğiz. Hay bu neyin kafası, ben anlamıyorum. Anlamıyorum. Bu kadar dejenere oluşun kaynağı nereye dayanıyor diye düşündüğümde gerçekten yasak bir ilişkiden doğan bebeği Meryem Ana'nın ve bunun Tanrı'dan olduğuna inandırdılar. Nasıl bir güç? Dini kullanabilme zekası nasıl bir güç değerli izleyiciler? Şimdi biraz önce dedik ya AK Parti kaybettiğinin farkında ama CHP kazandığının farkında değil. Farkındaysanız işte menzillerdir, tarikatlerdir, şunlardır, bunlardır, onların hepsi bir anda piyasadan silindi. Bir anda silindi. Fakat Altan Öymen konusunda ince bir düşünce var. Sayın Özgür Özel eğer birinden fikir alacaksa, projelerini biriyle paylaşacaksa, Altan Öymen geçmişte genel başkanlık yapmış birisi, neden onunla konuşmadınız? Birikimli, background'u müthiş, her şeye muktedir. İstediğiniz işte 60'ta şu olmuştu, 60 sene önce bu olmuştu, 40 sene önce bu olmuştu sevgili Özgür Özel. Bak buralarda şöyle adımlar atın. Murat Karayalçın gibi bir değer hayatta, Altan Öymen gibi bir değer hayatta. Onun için bu taktiğine, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu taktiğine maalesef yenik düşmüştür Sayın Özgür Özel. Nasıl yenik düşmüştür? AK Parti'nin nasıl bir algı politikası uygulayacağını tahmin edemeyerek yenik düşmüştür. Yoksa bu görüşmeyi, zirvedeki el sıkışmaları, görüşmeleri, basına verilen fotoğrafları bizler takdirle karşılıyoruz. Siyasiler birbirine top atar gibi düşman olmasın.
Elbette ki bizleri temsil ediyorsunuz. Biz nasıl bir aradaysak sizler de bir arada olunuz. Siyaset dili ve de davranışı artık daha olumluya, pozitife doğru gitsin demiştik, biliyorsunuz. İşte Altan Öymen TRT'nin yaşayan bilgi ağacıdır. Değerli izleyiciler, ülkede çok önemli siyaset bilimciler vardır. Bunlardan birisi çok değerli Altan Öymen'dir. Murat Karayalçın öyledir. CHP tarihinde imzası olan isimlerdir bunlar. Sayın Bülent Ecevit, rahmetli Bülent Ecevit'ten sonra öyle değerleri var ki inanılır gibi değil, ama Sayın Cumhurbaşkanı ile konuştuk, müzakere ettik, kendisine danıştık, sözleri tabanda biraz karşılık bulmadı. Karşılık bulsa da biraz karanlık bir karşılık buldu. Bu algı politikasını CHP farkında olmalı muhakkak. AK Parti bu yenilgiyi galibiyete çevirebilir, yoksa bizlik bir şey yok. Gelen ağamız, giden paşamız bizim için asıl olan devlet. Gazetede geçelim mi değerli izleyiciler, bakalım neler sürmanşetlere taşınmış, neler manşetlere taşınmış. Bu arada 7 Mayıs Salı günü CHP Mezitli İlçe Başkanı arabulucu avukat Sayın Ulaş Yılmaz program konuğum olacak, sürmanşetin konuğu olacak efendim. Kendisiyle CHP'nin bu galibiyetini konuşacağız, yerelde nasıl karşılandığını konuşacağız, bu zirve görüşmelerini de konuşacağız ve CHP fabrika ayarlarına dönmüştü, bunun bozulmasına ne kadar izin verilecek, verilmeyecek, nasıl taktikler uygulamalı, siyaset artık CHP'de taktikten mi ibaret olmalı, olmamalı mı, daha mı şeffaf olmalı, şu anda haddinden fazla mı şeffaf, bunların hepsini CHP Mezit İlçe Başkanı Avukat Ulaş Yılmaz'la yarın saat 10'da sürmanşet programında masaya yatıracağız değerli izleyiciler. Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım sevgili arkadaşlar. Mümkünse Cumhuriyet Gazetesi 100 yaşındaymış efendim. Cumhuriyet ismiyle 100 yıldır baskıya giren bir gazetemiz. Tüm basın emekçilerini, Cumhuriyet Gazetesi bünyesindeki basın emekçilerini tebrik ediyor. Katkılarından dolayı da teşekkür ediyoruz. 52 yıllık yaz. Üç fidan özlemle anılıyor. Türk Sosyalist Hareketi'nin öncüleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Arslan idamlarının 52. yıl dönümünde unutulmadı. TKP Sakarya'da şiirli anma etkinliği düzenledi. CHP Tip, Sol Parti ve HKP üç fidanı bugün karşı yakadaki gömütleri başında anacak. Nil Sezer, bölgenin ve de Türkiye'nin aralıksız belgesel seyyah programları yapan önemli bir değeri. Nil RTV ailesinin de en önemli üyelerinden birisi. Geçen haftalarda üç fidanımızın yattığı ve birçok aydının da orada yattığı, o duvarlarla konuştuğu Ulucanlar cezaevindeydi. Ankara'daydı değerli izleyiciler. Gazete yorumlarımız bittikten sonra yine dün de sizlerle buluşturduk. Dün akşam da bu programı sizlerle buluşturduk. Üç fidanımızı kaybedişimizin seneyi devriyesi olması dolayısıyla. Gazete yorumları bitince bu değerli programı yine sizlerle buluşturacağız. Bu Mersin televizyonculuk tarihinde bir ilktir aynı zamanda. Teşekkür ediyoruz emeği geçen Nil Sezer'e ve arkadaşımız Şafak'a. Şimdi şöyle bir baktığımda bugün neler var, neler var. Yurttaşın yükü gün geçtikçe artıyor deniliyor Cumhuriyet Gazetesi'nin manşet haberinin üst başlığında efendim. Tablo düzelmiyor. Ekonomik krize çare olamadılar. Zaten hiç olamamışlardı ki. İktidar yoksulu eziyor. Büyük umutlarla göreve getirilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek birinci yılını dolduruyor. Rasyonel yeni ekonomi programıyla deniliyor değerli izleyiciler haber detayında. İşe başlayan Şimşek'in vaatlerine karşı 5,5 yıldır kesintisiz artan enflasyon sabit gelirliyi yoksullaştırmaya devam ediyor. Ekonomistler bu programı değerlendiriyor tabii. Farklı görüşler ortaya atılıyor. Ekonomistlerin isimleri de verilmiş gazetede. Hakan Kara demiş ki seçim nedeniyle program ertelendi, kemer sıkma başlıyor. O zaman sosyal medya yıkılıyor tabii ki. Yeni sarayın, yazlık sarayın inşaatı iptal edilsin. Oradan kemer sıkmaya başlanılsın deniliyor. Haksızlar mı? Değiller. Ankara'daki sarayın dışında iki saray daha yapılıyor. Hayri Kozanoğlu faturayı ücretliye ödetmeyi hedefliyorlar. Çok affedersiniz. Cem Başlevent, enflasyon baz etkisiyle yıllıkta düşer ancak aylıkta artar. Yılın ikinci yarısı sabit gelirli için daha zor geçecek deniliyor. Evet, bakınız yazlık sarayın projesi değerli izleyiciler. Gördüğünüz üzere neden, niçin bu kadar zevki sefa içerisinde lale devrinde gibi yaşıyoruz, ben bunu anlamadım. Bu ailenin sürdüğü bir sefa ise saygı duyuyorum. Kendi geliriyle yaptırıyorsa saygı duyuyorum. Ancak benim devletim için gerçekten
lüks demek istiyorum değerli izleyenler. Profesör Gözü Tok'un da bir açıklaması var. Gerek sosyal medyalarda gerekse kendi özel makalelerinde çok önemli konulara parmak basan bir zattır kendisi. Müfredatın Cumhuriyet ilkeleriyle uyuşmadığını söylüyor. Hangi müfredat? Çok önemli. Bunu da işliyoruz bu hafta. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı müfredat taslağıyla yurttaşın kul yapılmak istenildiğini belirten eğitim uzmanı Profesör Doktor Dilek Gözü Tok, metninin laikliğe aykırı olduğunu vurguluyor bu müfredatın. Gözü Tok, hazırlayanlar suç işliyor, bu programla Cumhuriyet düşmanı bireyler yetiştirilebilir deniliyor. %100 kaçınılmaz zaten. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nda da 15.500 sağlık emekçisine bir kreş düşüyormuş. Bu da ilginç bir durum. Her şeye kulak tıkamış durumdalar. Her şey bir keşmekeş olmuş durumda. Ne oluyor? İstediklerimiz için, gerçekleşmesini istediklerimiz için dün akşam bir fırsat vardı. Dün Hıdır Ellez'de efendim. Herkes herhalde ne diledi bilmiyorum ama herkesin dileklerinden en hayırlı olanlar gerçekleşsin kendisi için. Geleneksel Hıdır Ellez şenlikleri Simge Kent Edirne'de coşkuyla kutlanıldı. Etkinlik için Yunanistan ve Bulgaristan'dan da turistler gelmiş. Dileklerin doğaya gönderildiği Hıdır Ellez, İskenderun'da Aziz George Kilisesi'nde ve birçok kentte kutlanmış. İstanbul'daki etkinliğin adresi ise Avcılar olmuş. Alttan ara sıra sesler kaçıyor arkadaşlar. Biraz daha dikkat edelim lütfen. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz değerli izleyiciler. Refah'a girme mektubu. Gazze'de ateşkes umudu sürerken Refah kentine, Hürriyet gazetesine geçtik. Refah kentine operasyona ısrardan vazgeçmeyen Netanyahu'ya cephedeki İsrail askerlerinin aileleri bile isyan etmiş. Artık aileler Refah'a girmeyin diye mektup yazmış efendim. Bir durum var, çok çok dillendirilir bu. Sıkça konuşuruz aramızda, hemen birbirimize tavsiye veririz. Uzmanlar doktor gözetimi olmadan hastane dışında takılan kokteyl serumlar konusunda insanları uyarıyormuş efendim. Bir takım sakıncaları varmış bunların. Hatta ölüme kadar, kalp krizine kadar varabiliyormuş işin sonu. Aman ha, dikkat edelim diyoruz. Bir sonraki gazetemiz Milliyet gazetesi efendim. Söz sırası bakanda yeni müfredat tartışmaları devam ediyor. Söz sırası bakanda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredata ilişkin eleştirileri Milliyet'e değerlendirmiş değerli izleyiciler. Diyanet'ten biftekli rostolu lüks menü. Bu nedir? İnanılır gibi değil. İlginç bir haber bu. Ne kadar doğru bilmiyoruz ama. Evet, öğrencilerin beslenme çantaları boşken, şöyle bir baktım habere, millet et yiyemezken Diyanet'ten biftekli rostolu lüks menü, Elazığ'da eğitilecek olan aday din görevleri için şatafatlı yemek ihalesi açılmasına CHP'li Erol sert tepki göstermiş. Allah aşkına, sadece tepkiyle kalıyorsunuz. Muhalefet yaptırım gücünü kullanamaz ise, muhalefet bir noktada zorlayıcı gücünü kullanamaz ise, fikren ve de eylem bakımından ve de demeç bakımından değerli izleyiciler, yerel seçimlerde elde ettiği başarı hiçbir sonuca gitmeyecektir. Şimdi birazdan Nil Sezer'le Seyralem programının Ulucanlar Cezaevi bölümünü huzurlarınıza taşıyacağız. Şu haberden sonra sizlere veda edeceğim. Sonra sizi böylesi güzel bir programla, anlamlı bir programla, tüylerimizi diken diken eden bir programla, hatta üç fidanımızın yattığı ranzalarla baş başa bırakacağız ve o hapishanede yatmış olan, oranın duvarlarıyla konuşmuş olan önemli isimlerin hatıra mektupları, hatıra eşyalarını tek tek Nil Sezer sizler için tanıtacak değerli izleyiciler. Çok önemli bir bölüm, çok önemli bir program. Lütfen birlikte izleyelim, olur mu? 52 yıl önce idam edilmişlerdi. 3 fidan anılıyor. 6 Mayıs 1972'de idam edilen 68 kuşağının liderleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Arslan bugün anılıyor değerli izleyiciler. Ankara Karşıyaka'daki mezarlıklarında da bir tören düzenlenecek. Evet, dün gece 12'den sonra kara bir sabaha karşıydı. Üzücü, çok üzücü. Hepsi demokrasi şehidi aslında, hepsi fikir şehidi aslında. Bugünkü suçlarla karşılaştırdığımızda siyaset bilimcilerin ve siyaset tarih uzmanlarının hep söyledikleri şey şu: bir özür borçluyuz. Ama özür onları geri getirmiyor. Onları geri getirmiyor.
Sürmanşet programının sonuna geldik. Hem gündemi şöyle bir değerlendirdik, hem gazete başlıklarına bakma fırsatımız oldu değerli izleyiciler. Seyir Alem Ulucanlar bölümüyle sizleri baş başa bırakacağız. Bazen insanoğlu dünyayı nereye götürmek istiyor bunun bile farkında değil. Bazen bakıyorsunuz ki hayat sizi bir takım şeylere mecbur etmiş. Bir takım şeyler sizin seçiminiz değil. Ancak kendi seçimlerinizi yaptığınız andan itibaren ve hayatın hak ettiği kadar şeffaf olduğunuz andan itibaren inanın bütün güzellikler size altın tepside geliyor. Devletin öz eleştiri yapması, siyasetin öz eleştiri yapması, toplumların öz eleştiri yapması, insanın öz eleştiri yapması çok önemli bir ayrıntı. Ama biz nasıl büyütülen bir nesil olduk? İşte bir şey mi geldi başımıza okulda? Hep şunu dediler. Sen ne yaptın? Suç senin. Bisikletimiz mi devrildi, bacağımız mı yaralandı? Suç senin. Değil mi? Biri bardağı şu masanın ucuna mı koydu? Devirdik, kırdık mı? Suç senin. Bir arkadaşımızla mı tartıştık? Suç senin, suç senin, suç senin, suç senin. Suçlanan ve susturulan bir toplum olduk. Dolayısıyla bütün acıları, bütün yok oluşları o kadar çabuk ve o kadar kolay sindirmeyi öğrettiler ki bize. Ama arkadan gümbür gümbür bir nesil geliyor. Yemin ediyorum gümbür gümbür bir nesil geliyor. Kolay kolay ikna edemeyeceğiniz, yanlışı doğruyu bilen, bir takım haberlere Reuters'ten önce ulaşan bir nesil geliyor. Aydın bir nesil geliyor ve lütfen onları bize benzetmeye çalışmayalım. Olur. Kendinize iyi bakın efendim. Yarın saatlerimiz onu gösterdiğinde CHP Mezitli İlçe Başkanı, Arabulucu Avukat sevgili Ulaş Yılmaz'la birlikte olacağız. Hem CHP'nin gündemini değerlendireceğiz, hem seçimden sonra alınması gereken ya da sergilenilmesi gereken davranış modellerini şöyle bir değerlendireceğiz. CHP doğru yolda mı gidiyor, gitmiyor mu? Mezitli'de durum neydi, ne oldu? Bunlara da bir değerlendireceğiz. Esen kalın, mutlu haftalar diliyoruz efendim. Bu koğuşa neden Hilton denildiği konusuna gelince Türkiye'nin hiçbir zaman unutmadığı bu üç fidan. Ankara'nın en çok ziyaret edilen özel müzelerinden birisi olan Ulucanlar Cezaevi'ndeyiz şimdi. Ulucanlar Cezaevi'nin hikayesini içeride anlatalım. Aslında hikaye tam da burada başlıyor. Bu koridorlara yöneldiğinizde artık dışarıyla irtibatınız bitmiş oluyor. Ve attığınız her adımda biraz daha uzaklaşıyorsunuz dış dünyadan. ...1920'de askeri depo olarak inşa edilen Ulucanlar 1925'te cezaevine çevrilmiş ve Türk siyasi hayatına dair önemli kesitler yaşanmış bu cezaevinde. Hemen girişte kantin var. Mahkum yakınları buradan bir şeyler alabiliyormuş muhtemelen. Ondan sonra içeriye geçiliyor. İlk adı Cebeci Tevkifhanesi olan Ulucanlar, daha sonra adı Ulucanlar olarak değiştirilse de kapatıldığı 2006'ya kadar geçen 81 yıllık süreçte yaşananlar pek de değişmedi. 81 yıl boyunca insanların hapsedildiği, işkence edildiği, bir takım infazların gerçekleştirildiği, ana babaların kapısında soğukta günlerce beklediği, mahkum isyanlarıyla anılan bir cezaevi olarak Türk siyasi tarihinde önemli bir yer teşkil ediyor. 2006'da kapatılan cezaevi, 2011'de Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin önderliğinde çalışmalarıyla restore edilerek tekrar kapılarını bu kez müze olarak halka açtı.
Ulucanlar cezaevinde Türk siyasi tarihinin önemli isimleri de kaldı. Ve en çok burayla ilgili merak edilen koğuşlardan bir tanesi de Hilton koğuşu olarak adlandırılan ve Bülent Ecevit'in bir zamanlar hapsolduğu koğuş. Bu koğuşa neden Hilton denildiği konusuna gelince, Ulucanlar cezaevinde güneş alan tek koğuş olması hasebiyle Hilton olarak adlandırılmış. Hilton koğuşunun içindeyiz. İki tane ranza var. Zaten Hilton denmesinin bir diğer sebebi de az sayıda ranza olması. Edindiğim bilgiye göre bu battaniyeler o dönemde kullanılan battaniyeler. Hiçbir değişiklik yapılmamış. Dönemin siyasilerini, fikir insanlarını, edebiyatçılarını kader bu cezaevinde bir araya getirmiş. Evet, Bülent Ecevit Ulucanlar cezaevinde 12 Eylül 1980 darbesinden sonra 4 aylık bir hapis cezasına çarptırılmış. Başka kimler kalmış? Nahit Duru, Mümtaz Faik Fenik, Cüneyt Arcayürek de Hilton koğuşunda kalan mahkumlardan. Büyük yankılar uyandıran, çeşitli soruşturmalar ve davalar açılmasına yol açan ancak kendine yılın gazetecisi unvanını kazandıran bir haberle ün salmıştı Cüneyt Arcayürek. Müşahede odaları ya da tecritler bölümüne gireceğiz. Öncesinde kısa bir bilgi, nedir müşahede odası? Cezaevlerine şüpheli olarak getirilmiş ancak cezası kesinleşmemiş mahkumlar ile cezası kesinleşmiş olmasına rağmen hücre cezasına çarptırılan mahkumlar bu müşahede odalarında tecritlerde bekletiliyordu. Şimdi sizleri bu cezaevinin en duygusal, en korkunç bölümlerinden birine götüreceğim. Bu sesler gerçekten yaşananların ne olduğu konusunda size eminim biraz bilgi verecektir. Acıya doğru ilerleyelim mi? Evet, korkunç sesler, işkence sesleri, siyasi suçlular var burada. Fikir insanları var. Yaşanılanları çok iyi anlıyorsunuz burayı dolaştığınız zaman. Gerçekten bir döneme damgasını vurmuş Türk siyasi tarihinin en önemli olaylarının yaşandığı çok özel bir hapishaneye geçiyor. 81 yıllık açık kaldığı dönemde tam 18 idam cezası yaşanmış bu Ulucanlar cezaevinde. İstiklal mahkemeleri zamanında ise idamlar Samanpazarı denilen açık alanda halkın gözü önünde yapılıyormuş. Bununla ilgili fotoğraflara da yer verilmiş. Ve yine Ulucanlar cezaevinde kalan kişilerin o dönem fotoğrafları
burada duvarda yerini almış. Ve Ulucanlar cezaevinde hemen avlu bölümünde Yusuf Aslan'ın duruşma esnasındaki bir fotoğrafı, Çirkin Kral ünvanıyla Türk sinemasının önemli aktörlerinden Yılmaz Güney'in bir fotoğrafı, tutuklanma anı. Deniz Gezmiş Ulucanlar cezaevine götürülürken 1971'de bu üçlü de Yusuf Aslan, Deniz Gezmiş ve Hüseyin İnan. Mayıs 1972. Türkiye bu idamları hiçbir zaman unutamadı. Bunca acının ızdırabın arasında volta atabildikleri tek yer mahkumların. Volta atmak mahkumlar için çok önemli bir ritüel. Bir ileri bir geri, eller arkada, tesbihle dış dünyayla tek irtibat kurabildikleri, gökyüzünü tek görebildikleri nokta tam da burası. Burada pek çok filmlerde de anlatılan o sahne canlandı gözümde hemen. Burası mutfak bölümü. O dönem çaylarını demledikleri çaydanlıkları, tencereler, yemeklerini pişirdikleri tencereler, taslar, gazlı ısıtmalı bir ocak, kullandıkları gereçler sergileniyor. Mahkumların o zaman kullandığı eşyalar birebir burada sergileniyor. Yine sularını ısıttıkları güğümler, ibrikler. Ve enteresan olan hemen lavabonun yanında, yani mutfak bölümünde tuvaletlerin olması. Şimdi de koğuşa giriyoruz. Koğuş hayatının birebir bal mumu heykellerle canlandırıldığı, bana göre en etkileyici bölümlerden bir tanesi burası. Kullanılan battaniyelere kadar dönemin birebir aynısı. Dünyada en önemli değer özgürlük. Düşünsenize böyle bir yerde kaldığınızı, sevdiklerinizden uzakta, yapmak istediğiniz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Gazeteler var ellerinde. Bazıları çaylarını yudumluyor. Saz çalıyor. Mektup okuyanlar var. Küçücük bir camdan avluya özgürlük. Sadece burada anlamı avluya bakmak. Ve bir radyo, dönemin haberleri bu radyolardan dinlenmiş. Ulucanlar aynı zamanda mahkum isyanlarıyla da anılan bir cezaeviydi o dönemde. Pek çok kişi isyanlarda hayatını kaybetti. Ve hemen koğuşun kapısının üstünde bir yazı. Taş taşı ama laf taşıma.
ve Erdal Eren'in bulunduğu ranza. Kaldığı ranzada tam önündeyiz. Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği üyesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi Sinan Suner, 30 Ocak 1980'de Milliyetçi Hareket Partili Bakan Cengiz Gökçek'in koruması Süleyman Ezendemir tarafından vurularak öldürülmüştür. Erdal Eren, Ankara Yapı Meslek Lisesi öğrencisiyken Suner'in öldürülmesine protesto etmek için 2 Şubat 1980 günü düzenlenen gösteride 22 kişiyle birlikte gözaltına alınmış. Gösteri sırasında çıkan çatışmada Er, Zekeriya Önge'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanarak buraya getirilmiştir. İdama mahkum edilmiştir ama idama mahkum edildiğinde yaşı 17 olduğu için, yani 18 olmadığı için yaşı büyütülerek idam ettirilmiştir. Siyasi görüşü, dünya görüşü her ne olursa olsun onları kader burada buluşturmuş ve çok anlamlı bir yazı. Özgürlüğünü kaybettin, onurunu kaybetme. Ve Deniz Gezmiş, 1947 Ankara Ayaş doğumlu Deniz Gezmiş, sol düşünceyle tanınmış, kendini dönemin eylemler içerisinde bulmuş. 1965'ten sonra Türkiye'de gelişen gençlik hareketinin önderlerinden Deniz Gezmiş ve aynı zamanda Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nun kurucusu. 1965'te Türkiye İşçi Partisi'nin Üsküdar İlçe Başkanlığı'na üye olmuş. 7 Kasım 1966'da Hukuk Fakültesi'ne girmiş. 1968-30 Ocak'ta Devrimci Hukukçular Örgütü'nü Sinan Cemgil ve Hüseyin İnan'la birlikte kurmuş. 16 Temmuz 1971'de Altındağ Veteriner Okulu binasında Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu bir davasında TCK 146. maddesini ihlali gerekçesiyle 9 Ekim 1971'de idam cezasına çarptırılmış Deniz Gezmiş. 6 Mayıs 1972'de 01:03 saatleri arasında Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde henüz 25 yaşındayken idam edilmiştir. Türkiye'nin hiçbir zaman unutmadığı bu üç fidandan bir diğer isim Yusuf Aslan. O da Deniz Gezmiş'le birlikte Nurhak Dağları'nda gerilla grubuna katılmaya giderken Sivas Şarkış'ta da yaralı olarak yakalanmış. Sonrasında Ankara 1 No'lu Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde yargılanmasının ardından infaz kararı çıkmış. İdamı kesinleşen Yusuf Aslan da tıpkı Deniz Gezmiş gibi 25 yaşındayken Deniz Gezmiş ve Hüseyin İnan'la birlikte 6 Mayıs 1972'de gece saatler 01'i gösterdiğinde 01 ile 3 aralığında Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'nin avlusunda idam ettirilmiştir. Hüseyin İnan'ı buraya getiren gerekçe ise ABD 6. filo olayları. O da yine Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan'la birlikte 6 Mayıs 1972'de aynı tarihte, aynı saatte idam edilmiştir.
Mahkumların o dönemde kullandıkları özel eşyaları sergileniyor bu koğuşta. Necip Fazıl Kısakürek kullandığı kalemi, yazdığı kitaplar, notları, bir takım notları sergilenmiş. Yine ne var hemen yan tarafta? Hüsnü Aktaş'ın hırkası ve saati. Daktilolar var. Yılın gazetecisi ödülü var. Hemen bakıyoruz kim almış yılın. Nihat Subaşı yılın gazeteci ödülünü almış. Basın kartı, çakmağı ve gazeteciler cemiyetinin kendisine verdiği yılın gazetecisi ödülü tam da burada. ...1969-71 yılları arasında deniz gezmişi duruşmalara getirip götürürken kullanılan prangalar burada sergileniyor. Deniz gezmiş Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın 1972'de tarihler 6 Mayıs'ı gösterdiğinde idam edildikten sonra cezaevi duvarına asılan infaz hükmü Mesut Atlı'dan alınmış ve buraya getirilmiş. Hemen yanında Hüseyin İnan'ın taktığı pranga var. İnfaz edilirken üzerindeki atleti, cezaevinde kullandığı not defteri, kalemi, son sigarası, kibriti ve idam sonrası üzerinden çıkan paralar babası Hıdır İnan'dan alınmış, buraya bağışlanmış. Bülent Ecevit'in başbakanlık döneminde Ara Güler'in çekip imzalattığı fotoğraflar burada. Ve hemen altta İskilipli Atıf Hoca'nın idamdan önce okuduğu Kur'an'ı, tesbihi, cezaevinde kullandığı kaşık çatal bıçağı, kahve değirmeni ve mendili. Ve Fakir Baykurt'un cezaevinde kullandığı sazı, gömleği, gözlüğü, saati, kalemi, tesbihi ve daktilosu. Ve Fikri Arıkan'ın infazından önce giydiği takım elbisesi, ayakkabısı ve bir mektup. Bunu mutlaka okumak istiyorum. Biliyorsunuz, sizi çok seviyordum. Sizleri ben yetiştirecektim. Fakat kısmet olmadı. Siz de beni tam manasıyla tanıyamadınız. Bundan sonra tanırsınız. Büyüdüğünüz zaman, büyüyünce dersiniz bir amcamız vardı. Aniden kayboldu. Tabii ki amcanıza ne olduğunu öğreneceksiniz. Sizlerin de benim gibi olmanızı istemem. Okuyun ve adam olun. Yazan, çizen, siyasi, sağ, sol hiç fark etmez. Herkes burada buluşmuş gibi ve Necip Fazıl Kısakürek. 1952'de Hüseyin Üzmez tarafından gerçekleştirilen Malatya suikastı ile ilgili olarak suikaste uğrayan Ahmet Emin Yalman hakkında yazdıkları gösterilerek 36 gece 37 gün kaldığı Malatya hapishanesinden 8 Mart 1953'te Ankara Kapalı Merkez Cezaevine sevk edilip revir bölümünde kalmıştır. Aynı tarihlerde Ankara Kapalı Cezaevinde olan Osman Zeki Yüksel, Cevat Rıfat Atilhan ve Hüseyin Üzmez'le beraber kalmış ve bir yılın sonunda suçsuzluğuna hükmedilerek cezaevinden tahliye edilmiş.
Türk siyasetinin kara oğlanı Bülent Ecevit. 12 Eylül 80 darbesinden sonra Milli Güvenlik Kurulu'nun 52 sayılı bildirgesiyle liderlere getirilen konuşma ve yazı yasağına uymadığı için 3 Aralık 1981'de tutuklanarak 4 aylık hapis cezasını çekmek üzere Ulucanlar cezaevine getirilmiş. Bir süre revir bölümünde kalmış. 10. Koğuş ya da Hilton ve revir bölümünde kalan Bülent Ecevit kısa bir süre sonra özgürlüğüne kavuşmuş ama bununla birlikte bütün diğer partilerin ileri gelenleriyle birlikte 10 yıl süreyle siyasetten men edilmiştir. Burada toplam 56 gün hapis cezası çekmiş ve 15 Ekim 82'de tahliye olmuş Bülent Ecevit ve Türk siyasetinin kara oğlanı bilirsiniz şapkalarıyla anılır. Bülent Ecevit'in cezaevinde kullanmış olduğu kasketi ve kravatı buraya hediye edilmiş eşi Raşan Ecevit tarafından. Disiplin hücresi ya da zindan. Yüz kızartıcı suçlardan dolayı ya da koğuşta herhangi bir sıkıntı çıktığında aynı davranışlara devam edenlerin gönderildiği çok karanlık, soğuk, sıkıntı veren tek kişilik odalar. Kapalı görüşlerde mahkumla yakınının görüştüğü yer. Bakın camın arkasında fiziksel temas olmadan konuşmaya, iletişim kurmaya çalışıyorsunuz. Çok duygu dolu bir müze, Ulucanlar Müzesi. Gezerken o acıları, yaşananları hissediyorsunuz. Sizi içine çekip alıyor. Yaşananların bir daha asla yaşanmaması dileğiyle Ulucanlar'dan ayrılıyoruz.